Neslihan Lezzet Dural sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün patatesli tepsi böreği tarifi paylaşacağım. Hem iç dolgusuyla hem de yumuşaklığıyla harika bir börek tarifi oluyor. Muhakkak sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Su böreği tadında oluyor. Kullandığımız sos muhteşem bir sos. Sonuna kadar izlerseniz sizlerin de harika bir böreği olabilir. Dilerseniz bunları tabii ki porsiyonluk şekilde de yapabilirsiniz ama ben tepsi şeklinde yapıp sunmayı tercih ettim. Porsiyonluk şekilde istiyorsanız da kanalımda mevcuttur. Dilerseniz orayı da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bol iç harcıyla muhteşem patates böreği. Geçelim tarifimize. Günlük taze yufka kullanıyorum bu arada, bilginiz olsun. İlk önce sosuyla başlayacağız. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su ve 3 adet yumurta. Yumurtayı ne kadar bol kullanırsak tadı o kadar su böreğini andırıyor. Dilerseniz 4, dilerseniz 5 tane de kullanabilirsiniz. 3 ideal şu an benim için. Alerjiniz yoksa muhakkak yumurtayı kullanın derim. Ayrı bir dokusu, ayrı bir lezzeti oluyor. Daha sonra küp küp haşladığım gördüğünüz gibi patateslerim var. Bunun içine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Hafif ezerek homojen hale gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Videomda fazla hızlandırma yapmak istemedim. Detaylarıyla tüm püf noktaları da görün diye. Bu şekilde iç harcım da hazır. Dediğim gibi ben günlük taze yufka kullanıyorum. Bu marketlerde satılanları kullanmıyorum. Onlar böyle kağıt gibi oluyor. Farklı bir dokusu oluyor ve onu beğenmiyorum ve yaptığımız börekler güzel olmuyor. Günlük taze olarak böyle dükkanlarda ya da pazarlarda satılan yufkalardan tercih ediyorum genelde börek yaparken. Şu an 6 tane yufkam vardı. Hepsini üst üste serdim. Ortadan ikiye keseceğim. Daha sonra üst üste getiriyorum. Videomda dediğim gibi herhangi bir yavaşlama vesaire kullanmadım. Detaylarıyla görün diye. Düz kısmı aşağıya bakacak şekilde, oval kısmı bana bakacak şekilde aldım. Daha sonra hazırladığım sosumdan dökerek işlemime başlayacağım. Bu esnada tepsilerimi de yağlıyorum. Sosumdan her yerine gelecek şekilde birkaç kaşık döküyorum. Daha sonra kenarından ve üstünden dikdörtgen şeklini verecek şekilde katlıyorum. Şeklim daha güzel dursun ve iç harcım homojen halde kalsın diye. Bu şekilde yufkalarımı, iç harcımı koyuyorum ve çok sık olmayacak şekilde rulo şeklinde saracağım. Hafif gevşek bırakıyorum ki dediğim gibi çok sık olmasın. Tepsimizi güzelce yağlıyoruz.
Ve güzelce tepsimize yerleştiriyoruz. Bütün yufkalar bitene kadar bu işlemi bu şekilde devam ediyoruz. Tepsim dolana kadar işlemime devam ettim. Daha sonra kalan sosumdan böreğimin her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla da olabilir. Elimizle de yapabiliriz. Tamamen tercih mesele. Hazır elim patatesliyken dedim. Ben elimle sürmeyi tercih ettim. Her yerine gelecek şekilde sosumdan yediriyorum. Daha sonra 200 derecelik fırında, önceden ısıttığımız fırınımızda yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arası kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Yarım saat sonra kontrol edebilirsiniz ara ara. Ölçülerden toplam 1,5 tepsilik böreğim çıktı. Tepsilerinizi daha küçük tutarak 2 tepsi şeklinde de çıkartabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde susam ya da çörek otu serpebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben sadece susam serpmeyi tercih ettim. Fırından çıktı. Dışı şimdi sert gördüğünüz gibi. Bunu yaklaşık bir 10-15 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde dinlendirdikten sonra yumuşacık olacaktır. Daha sonra dilimleyerek dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Börek tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.